başına dedim, ne yaptılar? Hep kırmış mesela. Işıkların önünden aşağı, direkt Ankara asfaltına doğru gel. Direkt Ankara asfaltına doğru gel, yoldayım ben abi. Bizim bariyerler var ya. Yolun derenin kenarında bariyerler var ya aşağıda. Deredeki kokudan şöyle şikayetçiyiz. Ben 6 yıldır buradayım. Yani organik tarım yapayım veya hobi bahçesi şeklinde düşünerek aldım burayı. Ve şu an biz kokudan duramıyoruz. Resmen bir logarın içinde yaşıyormuşuz gibi hissediyorum bazen kendimi. Lağım farelerinin çokluğundan çok rahatsızım. Ektiğimiz sebzeleri bizden çok fareler yiyor. Hepsi birer yani kedi büyüklüğünde. Ve dereden ölü tavuklar geçiyor. Bazen kokudan çok rahatsız oluyoruz, duramıyoruz yani evde duramıyoruz, atıyoruz kendimizi dışarıya, uzaklara gitmek zorunda kalıyoruz. Sivrisineklerden çok şikayetçiyiz ve şu pandemi döneminde gerçekten ben İzmir'de yaşayan bir insanım, normal hayatımı İzmir'de geçiriyorum. Pandemi döneminde 3 yaşında çocuğum var. Onu ve kendimi korumak adına buraya geldim, 2,5 aydır buradayım. Evden dışarıya çıkmayın diyor Sayın Cumhurbaşkanımız ama ben şu anda yaşadığım yer daha tehlikeli geliyor bana. Yani mikrop yuvası. Dereden sürekli, çok affedersiniz, dereden sürekli pis kokular ve pislik akıyor. Bildiğiniz zehir akıyor. Ölü tavuklar geçiyor ve sıralı bir şekilde, hani bir tane iki tane değil, sıralı bir şekilde bu bir aydır başladı. Bir aydır sürekli ölü tavuk geçiyor dereden. CİMER'e yazdım ben bu konuyu. Daha önce geçen yılda zaten yine böyle bir haber yapıldı burada. Bilginiz vardır. Geçen yıl, yani değişen çok bir şey olmadı. Değişen bir şey olmadı. Aynı şeyi tekrar yaşıyoruz ki şu an yine sizinle röportaj yapıyoruz. Aynı sorunlar tekrar devam ediyor.